Son zamanlarda sosyal medyanın gündemine oturan ve Netflix'te ilk sıraya yükselen Squid Game dizisi ilk olarak 2019'da Netflix tarafından açıklanmıştı. Dizi o zamanlar Round 6 olarak adlandırılmıştı. Dizinin yazarı ve yönetmeni Dong Yook 2008'de senaryosu üzerinde çalışmaya başladı. İlk taslağını 2009 yılında bitirdi. Yazar ve yönetmenin tek başına ilk iki bölümü yazması yaklaşık 6 ay sürdü. Şimdi dizinin biraz içine gireceğiz ve dizi hakkında bilinmeyen birkaç detaydan bahsedeceğiz. Başlangıçta yasaklarla kaplı olan yurt duvarları aslında oyuncuların hangi oyunları oynayacaklarını görmeleri için ipucu görevi gören çizimlere sahip. Dizide geçen ilk oyun olan yeşil ışık kırmızı ışık oyunundaki büyük boy bebek aslında gerçek. Bebek Seul'un yaklaşık 3 saat kuzeyindeki kırsal bir bölge olan Jingchon ilçesinde bulunuyor. Bebek Squid Game çekimleri için ödünç alınmış ve daha sonra iade edilmiş. Normalde oyuncak bebek bir at arabası müzesinin girişini koruyor. Yarışmacıların gizemli kart vizitlerdeki 8 haneli numara arayarak oyuna dahil oldukları numara da gerçek. Telefon numarası günde yaklaşık 4000 arama aldığını söyleyen bir adama ait. Dizinin yayınlanmasından bu yana hem Japon gerilim dizisi Alice in Borderland hem de Kore draması Sweet Home Netflix'te trend oldu. Dizi Netflix tarihinin en iyi performans gösteren dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ayrıca 9 bölümden oluşan ve 17 Eylül'de yayınlanan dizi Netflix'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 10 dizisinde 1 numaraya ulaşan ilk Kore draması. Squid Game'in yazarı ve yönetmeni dizinin ikinci sezonunu çekmeden önce daha fazla film yapmak istediğini söyledi.